Emlakçı TV'den herkese merhabalar. Bugünkü durağımız Tuzlu'da bulunan Aryap Gayrimenkul ve yanımızda firmamızın sahibi Bedrettin Yılmaz Beyefendi var. Bedrettin Bey, öncelikle kendiniz ve firmanızdan bize biraz bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. İşlerimize şeref verdiniz. 1971 Trabzon doğumluyum. Yaklaşık 23 yıldır emlak alım satım işleri yapıyorum. 1990 yılında İstanbul Tuzla'da gayrimenkul firmamızı kurduk. Genelde yaptığımız işler fabrika arazileri, sanayi arazileri, satın almak ve genel anlamda yatırımcılara bölgemizde bulunan sanayi ve konut arazilerinde araziler satın almak ve doğru yönde onları bilinçlendirip doğru yönde kendilerine yatırımlarını sağlamaktır. Aryap'ı diğer firmalardan ayıran özellikler nedir acaba? Şimdi biz yaklaşık 23 yıldır buradayız. Bölgede ilk emlakçılardan bir tanesiyiz. Hem vizyonumuz olarak hem de dürüstlük anlamında bizi tanıyan müşterilerimizin gayrimenkullerini sürekli olarak el değiştiriyoruz yıllardan beri. Ve daima yatırımlarına doğru yönde yön veriyoruz. Ve onların en iyi şekilde finansman anlamında para kazanmalarını sağladığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz sözlerin daima arkasında duruyoruz. Hiçbir zaman kendilerini zarara uğratabilecek bütün olasılıkları kendilerine de söylüyoruz. Bu olasılıklardan da kaçınmalarını sağlıyoruz. Özellikle de belediyelerde kendilerine yardımcı oluyoruz. Belediyelerin yapmış olduğu imar planlarında kendilerini önceden haberdar ediyoruz. Bunlar bizim için en önemli kriterlerdir. Tuzla bölgesini bize biraz tanıtabilir misiniz? Elbette. Özellikle çalıştığımız bölgede Tuzla'da 1998 yılında iki tane belde belediyesi vardır. Şu an itibariyle bu belde belediyeleri lağv edilmiş olduğundan dolayı Tuzla Belediyesi bölgemizde 4 yıldır hizmet vermektedir. Bölgede yaşayan insanların en büyük problemi ne yazık ki altyapı sorunudur ve aynı zamanda imar sorunudur. Bunların Tuzla Belediyesi tarafından çözümü için gerekli çalışmalar yapılmakta. Ancak şu an itibariyle yeterli değildir. İmar olarak bölgemizde sanayi imarlı araziler ve konut imarlı araziler mevcut. Bunların arasında da yatırımcıları özellikle konut imarlı arazilerde çok fazla yön veremiyoruz. Çünkü bölgedeki imar çalışmaları henüz bitmiş değildir. Bunun için de bir an önce bunların bitirilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca İstanbul'un en güzide yerlerinden bir tanesidir. Tepeören bölgesi, özellikle Akfırat bölgesi. Çünkü bölgede şu an itibariyle sadece villa arazileri mevcut. Villa arazilerinde de iki katlı villalar söz konusu. Bölgenizle alakalı yatırımcılara ne gibi bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. 3. Boğaz Köprüsü'nün yol güzergahı aynen bu bölgeden geçmektedir. Bizim bölgemiz bu açıdan tali yollarında bitirilmesi ve metronun da Sabiha Gökçen Havalimanı ile beraber buradan Gebze'ye bağlanmasıyla beraber mükemmel bir konuma gelecektir. Özellikle yatırımcılara tavsiyelerimiz de bölgeye acilen yatırım yapmaları kendileri için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca F1 pistinin de kullanıma açılmasıyla beraber bölgeye yeni bir hareketlilik gelecektir. Son olarak da özellikle buraya yapılan üniversitelerinde bölgemize büyük bir özgüven kazandırdığını söyleyebiliriz. Bunlar söyleyeceklerimiz şeylerdir. Yatırımcılara şimdiden ellerini çabuk tutmalarını öneririz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.